Sağlıklı beslenmek isteyen aileler hasır etten vazgeçemiyor. Her zaman taze, her zaman leziz hasır et ürünleri tercih edin. Elde yemeden özenle üretilen ve Avrupa standartlarındaki makinelerde üretilen hasır et, sucuk, salam, pastırma ve kavurma Elazığ'ın markası, Elazığ'ın yatırımı ve Elazığ'ın lezzeti olarak tüm Türkiye'de güvenle tüketiliyor. Hasır et size en yakın marketlerde. Hasır et, hasır et, hasır et. Ottoceren.com. Ottoceren.com'da özel indirim fırsatları başladı. En uygun ayakkabı modelleri cazip fiyat avantajları ile Ottoceren.com'da. www.ottoceren.com. Ayakkabı buradan alınır. Ay çok güzel oldu değil mi? Saçım. Bakayım mı? İyi mi? Yavrum, ben bir aşağı bakıp geleceğim. Tamam anne. Favori'nin baş döndüren tasarımlarıyla içinizdeki güzellikleri yansıtın. Favori altın, kadın kadar değerli. Favori Köylüm Kuyumculuk'ta açılışı ve sevgililer gününe özel, pırlantada %30, altında %15 indirim fırsatı. Favori Köylüm Kuyumculuk, İzzet Paşa Camii pasajı numara 96'da. Vestel'den kaçırılmayacak çeyiz kampanyası. Enerji tasarrufu dehası. 9 kilogram 1200 devir LCD ekranlı A-Enerji çamaşır makinesi. 454 litre A-Enerji No Frost buzdolabı. 2 program A++ enerji bulaşık makinesi alana. 82 ekran LCD televizyon hediye. Ürünlerimizi ve fiyatlarımızı görmek, duymak için sizi mutlaka Vestel mağazalarına bekliyoruz. Çok kazançlı çıkacak, mutlu olacaksınız. Şah Elektrik ve Avize. Sektörünün öncü kuruluşlarından Şah Elektrik 1977'den beri hizmetinizde. Her türlü elektrik malzemeleri, toptan ve perakende satış, aydınlatma ürünleri, hırdavat ürünleri, al bioses sistemleri ve daha birçok markada aradığınız her türlü ürünü bulabileceğiniz bir yer. Elektrik malzemelerinde kalite ve güvenin adresi Şah Elektrik 2. Şubesi Avize Showroom'da sizlere hizmette sınır tanımıyor. Yerli malı, kalite ve birbirinden şık avizeler, modern ve klasik tasarım ürünlerimizle uygun fiyat bir taksit imkanlarıyla, ücretsiz servis ve montaj hizmetiyle şıklığın adresi Şah Elektrik ve Avize. Şah Elektrik, adres Yeni Mahalle, Muammer Çorbacıoğlu Sokak, No 47, Namık Kemal İlköğretim Okulu karşısı. Telefon 0424 233 1620. Şah Avize Showroom, adres Yeni Mahalle, Tahsildar Kasım Yıldız Sokak, No 30, Elazığ. Telefon 0424 238 77 çift 0. Elazığ'a sadece 28 kilometre mesafede bulunan Sivrice ilçesinde muhteşem kış tatiline hazır mısınız? Sivrice ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Azarbaba Kayak Merkezi, telesiyej, kayak malzemeleri, kafeteryasıyla kayak severlerin hizmetinde. Havaalanına 22 kilometre, demir yoluna 5 kilometre mesafede ulaşım ve konaklama aradığınız kolaylığın yanı sıra muhteşem manzarasıyla da tatilcilere unutulmaz anlar yaşatan Azarbaba Kayak Merkezi'nde. Tatil yapmak şimdi kampanyalı fiyatıyla çok daha kolay. Azarbaba Kayak Merkezi'nde tatil keyfi için içerisinde muhteşem Hazar Gölü manzaralı Sivrice Öğretmen Evi'nde 5 gün konaklama, sabah ve akşam yemekleri, kayak merkezine servis hizmeti, kayak malzemeleri ve telesiyej hizmetleri bulunan tam paket sadece 500 lira. Kayak ve kayak malzemelerini içeren yarım paket ise hafta içi 5 gün 200 lira. Kar keyfini seviyorsanız ve kartpostallık anları canlı olarak yaşamak istiyorsanız Sivrice Azarbaba Kayak Merkezi. Rezervasyon 0424 411 2615 411 2409.
Efendim iyi günler. Yaşama dair konuşalım mı programı bugün Avcılar Belediye Başkanı Sayın Mustafa Değirmenci'yi konuk ediyor. Sayın Başkanım'la avcıları konuşmadan önce benim bir iki notum var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi geçtiğimiz haftalarda sevgili Özlem'in programında Sart Belediye Başkanı bize bir plaket verdi. Oradaki çalışmalarımıza bize yardımcı olan, bize ilgi gösteren, bizi sevgiyle kucaklayan basın ve halkla ilişkilerden iki arkadaşıma buradan teşekkür etmek istiyorum. Çetin Akkaya ve Musa Eser. Kendilerine teşekkür ediyorum. İleriki günlerde tekrar buluşacağız. Eminim ki Sart kasabasından da dünyaya sunulacak bir belgesel çıkaracağız. Diğeri de benim Yurt Haber Gazetesi'nde haber müdürü olduğumuz sanıyorum herkes biliyordur. Güncel konuları her gün oradan takip edebilirsiniz. Biz tabii her gün program yapmıyoruz burada ama gazeteden takip etme anlamında günceli bizim paylaşımımızla alabilirsiniz. Evet sevgili başkanım, müsaadenizle böyle bir şey yaptık, konuştuk. Çünkü onlara bir borcum vardı. Bizi çok iyi ağırladılar, buraya geldiler ve bir de başkan bize bir plaket sundu. Bizim için zaten bize teşvik eden, bizi heyecanlandıran bunlar. Onu da aldık. Başkanım, sizi herkes tanıyor. Uzun süreden beri Avcılar'da belediye başkanısınız. Belki çok rutin bir sorudur ama yani şöyle birkaç cümleyle Mustafa Değirmenci oğlu kimdir? Mustafa Değirmenci gençliği Avcılar'da, çocukluğu Avcılar'da geçen birisi. İlkokul Firuzköy, ortaokul Edinci Lise Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, Ticari İlimler Akademisi gibi böyle bir eğitim süreci ve akabinde ilk iş yaşamım İstanbul Giyim Sanayi. Hemen ondan sonra da peşinde bir başka özel bir firmaydı. Onun bir dış ticaret müdürlüğünü yapmıştım. Ondan sonra da bir Dinarsu serüvenimiz var. Yaklaşık bir 14 yıl bir Dinarsu serüvenimiz ve Dinarsu'dan sonra da seçilip belediye başkanı olup Dinarsu'dan öyle ayrılıp geldim. Sanıyorum 13 yılı buluyor. 13 yıldır da belediye başkanını yapıyorum. Böyle bir portre. Evet başkanım. Tabii hizmetlerini son zamanlarda ne kadar anlatabildiğiniz bilmiyorum ama son zamanlarda avcıların gündeme geliş şekli gerçekten enteresan. Yani hep olumsuzluklarla gündeme geliyor. Bu olumsuzluklar depremle başladı sanıyorum. Sonra da son zamanlarda konuşulanlar var vesaire var. Ama ben belediye başkanlarının hizmetleriyle konuşulmasından yana bir gazeteciyim. 13 yılda neler oldu? Neler değişti avcılar? Yani bunu anlat yani benim de çok unutmuş olduklarım vardır ama yani avcılar ne yazık ki 99 seçimlerine girerken ne benim de depremle yönelik bir projem vardı ne de hükümetin projesi vardı ne de bir başka siyasi partinin 99 depremiyle ilişkin projeleri vardı. Yani hepimiz seçimlere girdik ama ben de hazırlıksızdım, halk da hazırlıksızdı, hükümet de hazırlıksızdı. Oysa araştırmacı olan bir coğrafyacık mühendisleri sürekli bir depremin varlığından sürekli söylüyor. Ama hiç kimse bununla ilgili doğru düzgün de bir yatırım olmadığından dolayı bir 17 Ağustos depremiyle tanıştık ki sanıyorum 4 aylık belediye başkanıydım. Birincisi olay şu, bu deprem bizi çok çok kısa bir süre içerisinde bizi sınadı. Ben onu bir sınav olarak düşünüyorum. Önümüze bir kent, 215 bin nüfus var. 215 bin nüfusa girmişsiniz, seçim kazanmışsınız. 4 ay sonra depremi yaşıyorsunuz ve bu depremle birlikte 215 bin olan nüfus yaklaşık 90 bin kişiye düşüyor. 90 bin kişiyle ilgili varlığınızı sürdürüyorsunuz. Yani şöyle ki, bir yerde taşınmazların değer yitirmiş olduğu, insanların yaşamış olduğu kentten korkup kaçmış olduğu, böylesine değer yitirmiş olduğu, asla bir gelecekle ilgili ümit ve ışık vermeyen bir ilçe ve siz öyle çalışmalar yapmalısınız ki bu çalışmalarla birlikte bu insanları tekrar geriye çevirmelisiniz. Ben buna bir teknik olarak olaya böyle bir baktık ve bununla ilgili psikolog arkadaşlarımızla, uzman olan arkadaşlarımızla bunu hep birlikte bir büyük bir proje ve büyük bir konsept önümüze koyduk. Bu konseptle ilgili önce neler yapmalıyız? Önce neler yapmanızın yanında
99 depremde biz neden etkilendik? Bunu araştırdık. Sonuçlarını bulduk ve kendi önümüze acı da olsa o reçeteyi koyduk ve avucumuzda hiç, yani hiçbir seçim kazanmak, kaybetmek falan böyle bir dert içerisinde olmaksızın kesinlikle biz avuçlarda olması gerekenleri, uzmanların bize söylemiş olduğu her türlü kararları ciddi bir ve ürkmeden, korkmadan aldık bu kararları. Bu kararların en başında yerin altındaki olan yatırımlar geliyor. Yani avuçlarda baktığımda ne kadar yağmur su kanalı var diye sorduğumda, inanın avuçlarda yani 20 metreyi aşmayan, toplamda 20 metreyi aşmayan yağmur su kanalı vardı avuçlarda. Şu anda yağmur su kanalıyla ilgili, altyapıyla ilgili abartmayayım ama sanıyorum 180 kilometreye yakın yağmur su kanalımız vardır. Yağmur yağdığı andan itibaren bizim siyah nokta diye tabir etmiş olduğumuz orada en az 6-700'e yakın ev su basar, suyun altına kalır, ciddi anlamda insanlarımız sıkıntıda kalırdı. Özellikle bu kara noktalarımızı belirleyip kesinlikle bu noktalarda yağmur su kanalları yaparak yerin altına girdik. Yerin altına girdiğimizde depremle beraber deforme olan evsel atıklar var mı? O evin içerisine gelen su borularında herhangi bir deformasyon var mı? Evin içerisine gelen doğalgazla ilgili, ki o zamanlar avuçlarda doğalgaz kullanımı yaklaşık %20'ler mertebesindeydi. Alt yapıyı tamamen ele aldık. Değişmesi gerekenler hepsi değiştirdik. Yapılması gerekenler hepsi önce altından başladık ve daha sonra yerin üzerine çıkmaya başladık. Altyapıyla ilgili girdiğimizde birçok insanın bana şey söylüyor. Ya dediler, belediye başkanının aptalı yerin altında uğraşır. Ben aptallığı kabul ediyorum. Ama bunlar yıllardan bu yana yapılmamışsa bu bir eksikliktir. Yapılması gereken doğrularla ilgili ben bunda varım. Seçim kaybetmişim, kazanmışım hiç umurumda bile değil. Çünkü avucları kuran bir aileden çocuğum. Ben 3 kuşaktır avucları yöneten ve avucları kuran bir aileden çocuğum. Ben avuçlarıma bu ihaneti yapmamış söz konusu bile değil. Bu çalışmalar yapıldı. Ondan sonra yerin üzerine başladık çıkmaya. Bütün sokaklarımızla ilgili söylüyorum ki yaklaşık avuçlarda bütün cadde ve sokakların toplamı 480 kilometre uzunluğundadır. 480 kilometre yolun yaklaşık 180 kilometresinde yağmur su kanalı vardır. Ve 480 kilometre uzunluğundaki olan bütün yollarımızın hepsi yaklaşık yani %85'i kesinlikle kırmızı kilitli parke taşı yol. Yolun ortasında beyaz bir şerit geliş ve gidiş yollarını, akslarını ayırır. Her iki tarafta yağmur su kanalları var ve onun altında tülhanelerle yerin altına döşemiş olduğumuz yağmur suları yerin altına alır ve Ambarlı'da en uygun olan bir yerde yalnızca yağmur suları denize deşarj edilir. Evet başkanım. Bütün bunlarla ilgili avcıların Küçükçekmece sınırından dolum tesislerine kadar olan o bölümde tamamen avcılar, bütün evsel suların hepsi İSKİ'yle birlikte bir ortak bir çalışma yapıldı. Ve deniz seviyesinin -14 metre kotundan başlayıp Küçükçekmece ile avcılar arasındaki olan arıtma tesisi yapılarak bütün avcılar denize bir damla atık suyu dökmeyen bir ilçedir. Bütün bu çalışmalar yapıldı. Onların hepsi bitti. Kentle ilgili bir düzene getirdiniz. Yolların hepsi kırmızı kilitli parke taşı, kaldırımların hepsi yeşil ve insanlar hiç rahatsız etmeyecek olan, en uygun olan yerlerde 5'er veya 6'şer metre aralıklarla ağaçlarımızı diktik ve kentte böyle bir disiplini sağladık. Yine kurumlarla bir ilişki içerisinde olarak hava hayatı olan bütün enerji hatlarının hepsini de yerin altına koyduk. Ve kentin içerisine girip baktığınızda kentte bir disiplin var ve insanlar yine en rahatsız etmeyecek olan yerlerde eğer altyapıyla ilgili bir yoksa, yani altyapı yoksa nedir? Yağmur suyu, doğalgaz, su, elektrik gibi bir olay yoksa o bölgeye tamamen yeraltı çöp konteynerleri konuldu. Ve çöp konteynerini tek bir araçta hiç kimse aşağı inmeden kravatlı olan şoförlerimizle alırız. Ve avuçların bütün çöpünü 3 kişiyle toplarız. Gibi böyle bir teknolojiler oraya getirilerek avuçlar yerin altından yerin üstüne doğru başladı ve biz artık yatırım bölgesinde yaşayan insanlarımıza yatırım yapan bir belediye olmaktan çıktık ve şimdi sosyal bir belediye olmaya başlıyoruz. Bu üçüncü dönemde sosyal belediyecilik çok daha ağır tutuyor çünkü kentte yatırımların hepsini bitiriyor.
Deprem öncesi 215 bin nüfus, depremden sonra 90 bin kişiye düşen Avcılar toplam nüfusu ve şu anda Avcılar 450 bin kişi. Ha, ben de tam orada soracaktım. Yani o günden bu yana Avcılar'da neler değişti? O giden insanları geriye getirebildiniz mi? O gün Avcılar çok kan kaybetti. Yani kaçılan bir yerdi. Hatta bütün emlak fiyatları da sanırım dibe vurdu. Şimdi durum nedir başkanım onu? Bak, söylemiş olduğum olay 215 bin kişi deprem öncesi, depremden sonra 90 bin kişi ve şu anda 450 bin kişi. Emlak durumu nasıl? Şu anda söyleyebilirim 99 öncesi emlak değerleri en çok yüksek olan ilçelerden birisi evet, Avcılar. Evet. 99 depremi Avcılar'ın gerçekten karizmasını çizdi. Ama 99 yılı ve o depremden sonra yapılmış olan bütün bu çalışmalar, zemin çalışmaları, zemin etütleri, zeminle birlikte gelen imarla ilgili değişiklikler, bütün bunlara beraber yasanın uygulanmasıyla Avcılar'ın şu anda bir tane dairesi, yeni yapılan dairelerle ilgili aldığınızda sanıyorum size 400 bin liraların altına bir daire söylemezler. Yani değerini buluyor demek. Aynen öyle. Tabii ki çok önemli çalışmalar yapmış olmanız gerekiyor. Bu çalışmaları yaptık. Yani biz önemseyerek mi değil ama şuydu. Baktığımızda bir şehir plancılarıyla, bununla ilgili atık su yönetimiyle, oradaki yaşayan insanların popülasyonun sayısıyla, bütün bunlarla beraber uzmanlarla ilgili yapmış olduğumuz bir strateji nokta vardı. Bu stratejik noktayı etap etap bunların hepsini step step hepsini getirdik. İnsanlarımızın önüne koyduk ve gerçekten doğru bir çalışma yapmış olduğunuzu görüyorsunuz. Başkanım 99'da tüm Türkiye bu deprem hazırlıksız yakalandı. Tabii Avcılar da hazırlıksız yakalandı. Herhangi bir deprem de şu anda da konuşuluyor. Herhangi bir deprem olabilir deniyor. Avcılar yeni olabilecek bir depreme hazır sayılabilir mi? Onu da söyleyeyim. Özellikle 99 depremini en ciddiye alan bu 150 kilometre cetvel doğrultusundaki olan tutun ki Bolu'dan şeye kadar, Tekirdağ'a kadar olan bütün bu bölümle ilgili en çok Avcılar bu konuyu çok ciddiye aldı ve biz dersimizi gerçekten iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bizim kayıtlarımızda hem belediyenin yapmış olduğu çalışmalar, TUMOP'la birlikte yapmış olduğumuz ortak çalışmalar, bir de o yıllarda Bayındırlık Bakanlığı yapmış olduğu çalışmalar vardı. Zaman zaman bazı binalarla ilişkin hasar tespitlerinde görüş birliğinde iken bazı binalarla ilgili görüş ayrılığına düştüğümüz binalar vardı. Ama bütün bunların hepsiyle ilgili bakanlık da bizim hassasiyetimizi anlayarak, fikirlerini değiştirerek bizim ağır hasarlı diye söylemiş olduğumuz binalarla ilgili orta hasarlı kararların hepsini revize ederek ağır hasarlıya gibi bütün bunlarla ilgili çalışmaların hepsini yaptık. Ağır hasarlı sanıyorum 140'a yakın ağır hasarlı olan bütün binaların hepsi yıkıldı. Bu yıkılan bütün binalarla ilgili Avrupa'dan getirmiş olduğumuz bir konkasör makine var. Yıkılan bütün molozu konkasör makinenin önüne getiriyorsunuz. Bu makine tamamen betonu kırıp bir çay bardağı büyüklüğüne getiriyor. Onların hepsini ayırıyorsunuz bir tarafa. İçerisindeki donatıyı yani demiri alıyor. Demiri ayrıca tekrar hurdaya satıyorsunuz. Ama buradaki bütün enkazlarla ilgili elde etmiş olduğumuz bütün bu malzemeyi yeni yapmış olduğumuz Yeşilkent mahallemizde de yeni açılan yollarımızla ilgili yine ona uygun bir taş alınarak, taşla karıştırılarak biz yol alt malzemesi olarak kullandık bunları. Ve kentimizde çevre kirliliğinin de önüne geçerek bunları aktif bir şekilde kullandık. Şimdi binalar yıkıldı. Orta hasarlı olan binalar güçlendirildi. Az hasarlı olan binalarda tadilatlarını yaptılar. Hiç hasar görmeyip de insanlarımızın kendi duyarlılığı ile kendi evlerinde yapmış oldukları çalışmalarla karşımıza çıkan sonuçlarla ilgili eğer o binanın güçlendirilmesiyle ilgili bir karar almışlarsa bu binaların da güçlendirme çalışmalarını yaptılar. Yaklaşık Avcılar'da 650'ye yakın bina orta hasarlı olan binalarımızın hepsi güçlendirildi. Ama güçlendirilmeyip de hala içinde oturan var mı? Bizim kayıtlarımızda böyle bir bina yok. Ancak
98 yılı deprem yönetmenine uygun bir şekilde yapılmamış olan, olası bir depremde potansiyel yıkılacak olan binalarla ilişkinde yurttaşlarımızın kendi duyarlılığıyla ilgili kendileriyle birlikte yapmış olduğu güçlendirmeler var. Bir defa kesinlikle okullarımızın hepsi güçlendirildi ve güçlendirilmesiyle ilgili problem veya sıkıntı olacak. Maliyeti yeniden yapılması daha doğru diye karar vermiş olduk. Bu okullarımızın büyük bir bölümü yıkıldı ve yerine yenileri yapıldı. Kamu binalarımızın hepsi güçlendirildi. Bununla ilgili bir sorunumuz yok. Yani biz avcılar olarak olası bir Marmara depremine biraz daha hazırlıklıyız. Dersimizi çıkarttık. Ama bütün bunlar yeterli olacak mı? Kesinlikle değil. 98 yılı deprem yönetmenine uygun halde olmayan binalarımız var. Ki bu İstanbul'da çok var. Ve yaklaşık İstanbul'un şu anda tahmin ediyorum ki yaklaşık %80'ler mertebesindeki oran çok yüksek. Olası bir Marmara depremi ki hemen açığımızı 15 kilometre açığımızı olması olacak. Depremin getirecek olduğu yakıcı ve yıkıcı etkiler çok daha fazla olacak. Şu anda tedbirler alınmadığı süre içerisinde, şu anda yani aradan 99-2012 kaç yıldır hemen hemen 12-13 yıldır konuşuyoruz. Şu anda hala afete hazırlıkla ilgili bir yasa taslağı çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüyor, konuşuluyor. Bunun yıllar öncesinde geçmiş olması gerekiyordu, yapılmış olması gerekiyordu ve bunun ada basında binaların, dayanıksız olan binaların kesinlikle yasal düzenlemelerle yıkılıp yerine yenisinin yapılması gerekiyordu. Evet başkan, tabii 13 yıllık bir belediye başkanlığında çok anlatacağınız hizmetler var ama sanıyorum bu deprem çok da önemli bir hizmet gibi görünüyor. Çünkü can kaybının kesinlikle çok olduğu. Kesinlikle evet. Ben tabii başka sorulara da geçmek istiyorum aslında. Sizi hizmet olarak da tanımak bizim izleyicilerimiz için de çok önemli. Çünkü hep siz bir şekilde bir şey gündeme geldiniz. Yani ben mesela şöyle düşünüyorum. Ya başkan bir yerde bir şey mi yaptı da yani hep olumsuz yönleri öne çıkarılıp gündeme getiriliyor diye düşünüyorum. Mesela sizin de böyle düşündüğünüz oluyor mu? Kesinlikle hayır düşünmüyorum. Özellikle planlanarak yapılıyor. Özellikle son iki yıldır ciddi anlamda bu baskıların olmuş olduğunu. Yani bunu bütün kamuoyu ve basın çok net biliyor. Yani bir defa kesinlikle mülkiye müfettişinin olmamış olduğu bir günümüz geçmiyor. Sürekli şikayetler, yapılmış olan şikayetlerle ilgili gelen mülkiye müfettişlerimizin bir hafta 10 gün gibi belediyemize kalmaları, evrak, belge istemeleri, yerine gidip incelemeleri, yapılmış olan şikayetinin yalan ve gerçek dışı olmuş olduğunu tespit edilmesi, bizim doğru olduğumuzu ortaya koyabilmesi 10 günlük bir mesaiye gerekiyor. Bir konuyla ilgili. Şimdi o konuyla ilgili mülkiye müfettişimiz gelmiş, araştırma yapmış, bitmiş, raporunu yazmış. İlgili bakanlıktan lüzumun muhakemesine gerek yoktur. Yani evet yere anlaşılmış, şikayetle ilgili tamam yalan olduğu anlaşılmıştır. Yani halk dilinde söylenecek olan bu. Evet. Bütün buna rağmen aynı yerle ilgili o şikayette bulunan yalancı zat, sahte bir isimle ya da başka bir atmasyon bir isimle TC kimlik numarasını yazmadan aynı yeri bir kez daha şikayet etmekte. Oysa bu rapora bağlanmış, bununla ilgili mülkiye müfettişi gelmiş, araştırmasını yapmış. Ha acaba gelen mülkiye müfettişinin mi yani bu bir taraf olarak bununla ilgili bir şikayeti görmesiyle ilgili? Hayır, daha bir kişi daha geliyor. Arkadaş aynı bununla ilgili yine aynı sonuç, lüzum muhakemeye gerek yoktur diye. Aradan bir yıl geçiyor, yine aynı konuyla ilgili bir başka bir mülkiye müfettişi geliyor. Ama arkadaş yani bize iş yapacağız yani. Ama başkanım sadece siyasetten olduğunu ben düşünmüyorum. Yani hepimiz siyaseti kısmen biliyoruz. Yani biz de gazeteleri takip ediyoruz. Evet, billboard'dan sonra, billboard olayından sonra siz birdenbire gündeme oturdunuz. Yani bir hafta 10 gün hepsi konuşuldunuz. Ben şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bir defa referandum sürecinde en can alıcı bir noktada Türkiye'nin gündemine gelmek gibi insanların bunu çok daha farklı bir şekilde bir çıkar algısı yaratarak insanların önünde koymasından dolayı ben üzüldüm.
Çünkü tamamen anlam ve söylev olarak çarpıtılarak getirilmiş. Bununla ilgili sanki Türk kadını önemsemiyormuş böyle bir havası yaratılmış. Böyle bir şey yaratıldı başkanım. Ben kesinlikle söyleyeceğim. Külliyen yalandır. Beni insanların kafasına takmış olduğu türbanı, tülbenti, efendime söyleyeyim eşarbı, atma kuş bağlamış olduğu olayı beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Ben Türk kadını önemsiyorum. Türk kadına sanki bir mükafat veriliyormuş gibi sosyal yaşamdan koparılmaya çalışılıyor Türk kadını. Şimdi niye ben, böyle okumadılar o billboard'u başkanım? Bir başkaları başka şekilde okudu bir billboard'u. Efendim bak, özellikle böyle okunması onların siyasal çıkarlarına hizmet etmiş olduğu için böyle okunmadı. Söylemiş olduğum olay çok doğrudur. Şudur, yaşayan kadınımız, hiç kimseyi orada küçük görmek gibi değil. Yaşayan kadınımız bizden çok daha önemli. Ben kadını erkekten iki kez daha önemsiyorum. Bizim çocuklarımızı yetiştiren kadınlarımız, bizim kadınımız eğitimli olmalı. Bizim kadınımız kültürlü olmalı. Çünkü çocuğumuzu ve geleceğimizi yetiştiren kadınımız bizim. Kadınımızı pasif ve edilgen kılarak çocuklarımızın yetişmesiyle ilgili, aydınlık Türkiye'nin yetişmesiyle ilgili en çok emeği kadınımız sağlıyor. Kadınımız yetiştiriyor çocuğumuzu. Biz erkekler olarak bir anne kadar babanın o kadar çok emeği olduğunu sanmıyorum. Çünkü baba dışarıda çalışıyor, anne ev hanımı. Ev hanımı olan kadınlarımızın okumuş olması gerekiyor. Çocuğa eğitimi, ailenin bütün terbiyesini, her şeyi veren kadınımız bizim. O anlamda çok önemli. Siz kadınımızı çok fazla çocuk yaparak, sosyal yaşamdan koparmanın bir anlamı yok. Biz çok fazla çocuktan daha ziyade az çocuk, kaliteli ve eğitimli bir geleceğe ihtiyacımız var. Ben bunu çok her yerde bunu söylüyorum. Bir aile 5 tane çocuğa bakabilir ama 5 tane çocuğu aynı anda bütün olanaklarını sağlayıp 5 tane çocuğu aynı anda aynı kalitede okutabilecek mi? Ben nüfusun, Türkiye'nin nüfusunun 80 binli 100 milyonlu olanlarda şeyde değil, Avrupa'ya bak, bütün dünya ülkelerine bak. Öyle bir yurttaşını istiyor ki, öyle bir vatandaşını istiyor ki, yani benim Türkiye'mde eğitim ve eğitimli olan insanlarımızın yüksek olmasına ihtiyacım var. Bir tane yabancı dil değil, en az iki tane yabancı ile ihtiyacımız var. Billboardları ondan sonra kaldırıldı billboardlar. Evet, billboardlarla ilgili kaldırılmasının, bununla ilgili söylenmiş olan sözünde herhangi bir anlamda, yani Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ilgili baktığınız andan itibaren bir suç, bir sonuç ilgilendiren bir nokta değil. Bu siyasetle ilgili malzeme yapılarak farklı bir şekilde kullanılan bir olaydır. Çok net altını çizerek söylüyorum. Türk kadınımız, bakın, Türk kadınımız sosyal yaşamdan koparılmaya çalışıyor. Benim bütün derdim bu. 4+4+4. Sistemin içerisine girip baktığınızda bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bunun farkındayız. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi anlatmaya çalışıyor. Ama başkanım, o yani bunun üzerinde duruyorum çünkü hakikaten bununla ilgili çok ciddi açıklamalar ben görmedim, en azından izlemedim ben. Şimdi o anlamda CHP'de, yani bulunduğunuz partide sizi yeteri kadar savunmadığını ben düşünüyorum. Ve ondan sonra birçok daha sözlere muhatap oldunuz. Acaba siz başarılıydınız belediye başkanı olarak, siyaseten önünüz mü kesilmek istendi diye bir soru aklıma benim geliyor. Bütün bunların hepsi söylenebilir, bütün bunların hepsi düşünülebilir. Ama şunu söyleyeyim. Başarıyı siz hiçbir şeyle gölgeleyemezsiniz. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Güneş her zaman kendini gösterir. Ama milletvekili olma şansınız, özür dilerim, yani şansınız demeyeyim, belki hak ettiğiniz. Ama sizin artık bundan sonra belediye başkanlığından daha başka bir yere gitmeniz gerekiyor. Bu da milletvekilliği gibi görülüyor. Bu sözler, bu olan olaylar, bu konuşmalar sizi biraz daha geriye itmiş olamaz mı? Kesinlikle hayır. Çünkü biz böyle düşünmüyoruz. Genel merkezim ve genel başkanım şu anda yerel yönetimle ilgili tecrübe kazanmış olan belediye başkanlarımızın hiçbirisinin istifa ederek
milletvekili adayı olmasıyla ilgili böyle bir görüş söylemedi. Ve genel merkezimin söylemiş olduğu olay doğru. Milletvekilini, herkesi milletvekili yapabilirsiniz. Çünkü burada bir partinin grubu vardır. Bu milletvekilimizin neler yapabilecek olduğuyla ilişkin partimizin yetkili organları var. Bu milletvekilimizin hangi komisyonlarda almış olduğu eğitimle ilgili, hangi komisyonlarda görev yapmasıyla ilgili onları yönlendirecek olan grup başkan vekillerimiz var. Bakın, bu anlamda Ankara'da siyaset belirli bir kuralla ilgili gidiyor. Bu kural yalnız CHP'ye ait değil, bütün siyasi partilere ait. Milletvekilinin almış olduğu eğitimi, misyonu, background'u hangi konularla ilgili uzman ise o aktif olmuş olduğu ve görev alacak olduğu komisyonlar belirlenerek görev aldırılır. Ama belediye başkanları böyle değil. Bir milletvekilini yetiştirmeyle ilgili bu kadar emek sarf etmezsiniz. Ama bir belediye başkanının yetişmesi, olgunluğa ermesi, o bir zaman, o bir süreçtir. Hiçbir şey kitapta yazılmış olduğu gibi değildir. İnanılmaz olaylar var. Mesela bütün belediye başkanlarımızla ilgili her birimizin farklı karakteristik özellikleri olduğu gibi farklı yapılarımız da var. Birimizin görmüş olduğunu bir diğerimiz göremez. Ama size bunu gösteren tecrübedir. Beraber çalışmış olduğunuz ekibinizdir. Siyasi ekibinizdir, teknik ekibinizdir. Ve bir de sizin vizyonunuzdur bunlar. Bütün bunlarla ilgili bu hale getirebilmek, bir belediye başkanını olgun hale getirebilmek en iyi ihtimalle bir dönem belediye başkanlığını yapmış, ikinci dönemde onun meyvelerinin alınabilecek olduğu bir süreçtir belediye başkanlığı. Milletvekili hata yapar. Milletvekilimizin yapmış olduğu hatayı partimizin yönetim kurulları, partimizi yöneten genel başkan yardımcılarımız onunla ilgili yapmış olduğu açıklamaları düzeltebilirler. Ben bunu yerele uyguluyorum. Bir meclis üyemin yapmış olduğu hatayı belediye başkanı düzeltebilir. Ama belediye başkanı yapmış olduğu hatayı kimse düzeltemez. Başkanım, şimdi ben tabii bazı aklıma takılanları ya da birkaç günden beri, gerçi avcıları tanıyorum ama birkaç günden beri de şöyle bir ufak bir yoklama yapıyoruz. Siz siyaseten bir şekilde billboardlar nedeniyle bir kesimin hedefi oldunuz. Ya sonra bu yetmedi. Son zamanlarda cemevini yıkıyor diye de bir başka bir kesimden size yine aynı hareketler geldi. Çok başka bir şey. Ben çok net bir şekilde söylüyorum. Ya konuşmalarımla ilgili araştırmamı ve dersimi çalışırım. Ve hiç kimseden ne korkarım ne de çekinirim. Doğruyu her yerde ve her adımda söylerim. Bunun için hiçbir böyle bir korkuların falan filan yok. Bu Yeşilkent mahallesindeki o Cem evinin sanki bu adamlar kendilerininmiş gibi göstererek anlatmaya çalışıyorlar. Bunu yapmaya çalışan ve gerçekten kitaplarını okuyup şahsiyetiyle ilgili, beyniyle ilgili, düşündükleriyle ilgili ve yaşamıyla ilgili gerçekten müthiş saygı duyduğum çok önemli olan ermişlerden birisidir Pir Sultan Abdal. Onun ismini siyasete karıştırarak burada bir başka siyasi partinin uzantısı ve Alevileri orada kullanarak burada kendine prim sağlayarak kendisini yeşertmeye çalışan bir ortam var orada. Ya size aynı siyasi grup mu var burada? Hayır. Bu sizin, özür dilerim başkanım. Ve devam bu ediyorum. CHP'nin içinde olan bir grup hayır, diye ben düşünüyorum. Çok kesinlikle hayır. Bu değil kesinlikle mi? BDP'nin, çok alana söylüyorum, BDP'nin bir şekilde orada genişleyebilmeyle ilgili yapmış olduğu ilginç çalışmalardan bir tanesidir. BDP'nin yapmış olduğu bir çalışmadır. Ben bu arkadaşlarla ilgili hepsini araştırdığımda benim karşıma bu sonuç çıktı. Ve bu benim sonuçla beraber bunu yetkililerden almış olduğum bilgiler noktasında bunlar çok net konuşuyorum, ortaya koyuyorum. Burası hiçbirisi bir tane çivi daha çakmış halleri yoktur. O binayı o hale belediyenin yapmış olduğu çalışmalarla o hale gelmiştir. Orası Avcay Belediyesi'nin mülküdür. Orası Tarım ve Köy İşleri Bakanlığımıza ait olan bir yerdir. Burayla ilgili bütün çalışmaların hepsini Avcılar Belediyesi yapmıştır. Ve Avcılar Belediyesi burada bir kültür evi yapacaktır orada. Bu çalışmalar ve yasal engeller bittiği anlarda bu çalışma yapacak.
hiçbir derneğe, hiçbir vakfa böyle bir şekilde ilgili vermiş olduğumuz bir sözümüz söz konusu bile değildir. Burayla ilgili tamamen yalan ve yanlış bilgiler sızdırarak insanları provoke etmeye çalışan bir gruptur bu. Pir Sultan Abdal Derneği çok net konuşuyor. Hiç, çok net. Oradaki insanlarımızı provoke etmeye çalışıp orada taraftar toplamaya çalışıyor. Ancak ve ancak bunlar çalışmayla ilgili yetinecekler. Orası tamamen bitecek. Orayla ilgili bir projemiz vardır. Projeli bir şekilde başlamış. Statik hesapları hangi, nerelerde, ne yapılacakla ilgili tamamen planlanmış, tasarlanmış ve projelendirilmiş olan bir çalışmadır bu. Bu çalışmaya bittiği andan itibaren burası hiçbir derneğin esareti altında kesinlikle kalmayacak. Burasını orada yaşayan bütün insanlarımız kullanacak. Bununla ilgili en alt katta örneği var. Yani bir örneği var çünkü onun ikisidir. Firuzköy'de de yapmış olduğumuz bir kültür evimiz var. Bununla ilgili Cem Vakfı ile ilgili yapmış olduğumuz bir protokol var. Çünkü bu protokolü Cem Vakfı ile yapmamızdaki sebep de şuydu. Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti kazanmış olan bir vakıf olduğu için onlarla yaptık. Çünkü tamamen kamu yararı, kamu faydası taşımış olduğu için. Derneklerle ilgili yönetimini bütün dernek başkanları orasının yönetim kurulunu oluşturur. Cem Vakfı yöneticilerinden bir arkadaşımız da bu konunun içerisindedir. Bir burada yürütme kurulu seçildi. 5 kişi ve diğerleriyle ilgili yaklaşık 14 tane dernek başkanımız bunun yönetim kurulunu oluşturur. Yönetim kurulu kendi içerisinden 5 tane arkadaşımızı seçerek yürütme kurulu oluşturdu. Bunun bütün anayasasını 15 tane dernek başkanı hep birlikte hazırladık. Prensipleri ve disiplini önümüze koyduk. Burada cem yapmak isteyenler, lokma vermek isteyenler buna ilgili kuralları karşımıza koyduk. Ve aynı kurallar noktasını ve virgülünü değiştirmeksizin Yeşilkent'teki bu yapacak olduğumuz kültür evinde aynısı olacak. Yine oradaki bütün dernek başkanlarımızla bu protokolü hazırlayacağız. Avcılar Belediyesi'nin kesinlikle mülküdür. Avcılar Belediyesi'nin yapmış olduğu bir emektir. Hiç kimseye emeğimizi sömürtmeyeceğiz. Evet. Bu arada bütün insanlar yaralanacak ve alt katında cenazeyle ilişkin bir gasilhane, soğuk hava deposu, cenaze namazının kılınmış olduğu bir yer ve bir mutfak var. Yerin altında yaklaşık söylemiş olduğum yer 450 metrekare bir alandır. Onun üst katında zemin olan bir yer ve bahçe düzenlemesi tamamen bu çalışmanın içerisinde vardır. Bahçe düzenlemesi yapılmış. Bu yerde, salonda 5 yıldızlı bir otelin restoranı da düşünün. Bahçeye açılmış ve çevre düzenlemesiyle birlikte burada en az kışın 400-500 kişinin yazında aynı anda yaklaşık 800 ila 1000 kişinin yemek yiyecek olduğu, lokmanın yenecek olduğu bir yer burada. Onun üst katında bizim Barış Manço Kültür Merkezimizin yönetici kadrolarının burada İngilizce, bilgisayar, etütlükler, çocuklarımızın zayıf olmuşluğu olduğu derslerle ilgili üniversiteli ablalar ve abiler gelip çocuklarımıza burada ders vererek onları destekleyecek olan bir çalışma. Bir diğer tarafta gündüz ev kadınlarımızın bilgi ve becerilerini artırarak, evde edilgen olmaktan çıkarak, ev becerilerini artırarak onların ev ekonomisine katkıda bulunacak olan derslikler var burada. Ve onun en üst katı da cam salonu olacak ve burası gerçekten keyifli, güzel bir yer olacak ve burada herkes yararlanacak. Doğulu, batılı, güneyli, kuzeyli, neresi olursa olsun, sağcısı, solcusu, böyle bir dert içerisinde asla değilim. Bu arada yararlanmak isteyen her yurttaşımızın emrindedir. Başkanım tabii siyaseten olanları anlattık. İşte yani ya da bizim bildiklerimizi anlattık. Bu siyaseten yapılanların yanı sıra bir de siz silahlı bir eylemle karşılaştınız. Yani eviniz kurşunlandı bildiğim kadarıyla. Hep bunlar birbirine bağlantılı olan şeyler mi? Bu ortaya çıktı mı açıkçası? Ya? Bağlantılı. Oldu? Şimdi birçok olay var. Birçok olayla ilgili bir yere kadar iz sürüyorsunuz ve bir yerden sonra iz kayboluyor. İzin kaybolmuş olduğu yerde neden ve niçin kaybolmuş olduklarını biliyoruz. Şimdi 2 Ocak 2011 tarihi gece 23.30 suları Firuzköy'de evimin yanına silah atıldı ve ben de kitap okuyorum. Eşim de hamile.
silah atılıyor dedim. Önemli değil. Yine şeyde herhalde buralarda asker uğurluyorlar, gönderiyorlarla ilgili söyledim ve merminin bir tanesi camdan içeri girince eşim hemen çok korktu, çok ürktü ve erken doğum yaptı eşim. Şimdi atanlarla ilgili bir çalışmanın içerisine girdik. Baktık kimdir diye emniyet müdürünü aradım. Dedim ki ya evimize koşun atlar kimdir? Yani hiçbir yanlışın içerisinde değil. Hiçbir yanlışın içerisinde yok. İhale dahil. Hiç kimse benim adamım değildir. Çıkar, girer, ihalesini alır, adam gibi düşünüyor, yapar. Yapmıyorsa cart diye hesabını keser. Umurumda bile değil. Çünkü ben avcılar halkının parasını harcıyorum. Kendi paramı değil. Halkın parasını harcadığım her şeyin hesabını verir. İçime sinmeyen bir iş olduğunda kesinlikle müteahhiti yıktırır, bir daha yaptırır. Müteahhitlerle ilgili böyle bir derdim yok. Bir yanlışın içerisinde hiç olmadım. Kimseden korkum yok. Yalnız başına dolaşır, motosiklete biner, dolaşan bir adam. Şimdi benim evim niye kurşunlanıyor? Düşünüyorum. Çocuklarla ilgili söyledim ki emniyet müdürüne eve bir tane kurşun geldi. Emniyet müdürü yaklaşık yani yürüme mesafesiyle 500 metredir avcılar emniyet müdürlüğü evime. Ve avcılar emniyet müdürünün yerinde rahmetli babam emniyete bağışlamış. Evet. Emniyet müdürlüğü de bizim yerimizin üzerinde duruyor. Emniyet müdürü geldi, kapıdan içeriye girerken dediler ki kurşun atanlar Firuzköy karakoluna teslim oldu. Evet. Kim? Araştırdık, baktık. Benim de, ailemin de, rahmetli babamın da Muş'tan gelen bu aileye yardım edip onların zor günlerinde yanında olmuş olduğumuz, sevgiyle, saygıyla birbirimize ilgili hiçbir böyle bir şey yaşamamış olduğumuz bir ailenin çocuklarıyla kaldı ki eğitimlerini yapabilmesiyle ilgili geçmişte onlara da yardım etmiş olduğum bir aile. Aile inanılmaz mahcup. Çocuklara sorduk nedir diye. Onu burada çok söylemek istemiyorum. Neden ve niçin olmuş olduklarını bana anlattılar ve ondan sonra da baktığımızda bizim her tarafımızın dinlenmiş olduğunu farkına vardık. Peki size anlattıklarını emniyete anlatmadılar mı? Muhtemelen anlatmadılar o zaman. Yani çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ben bir cümleyi de bunu da özetledim zaten. Evet. Başkanım gerçekten bu kadar detaylı ya da bu konulara çok açıklık getirdiniz. Sanıyorum izleyicilerimiz de aslında bunları bilmesi gerekiyordu. Ama ben bilmediklerini düşünüyorum. Yani çok açıklıkla... Tabii ki insanlar şunu yapmak istiyor bir defa. Yani karşıda bir şer cephesi var. Çok net. Aşikar. Bütün bunlarla ilgili her türlü argümanları oynuyorlar. Bu argümanlarla oynanmış olduğu olay devletin güçleriyle oynuyorlar. Onları yönlendirerek farklı bir şekilde görevini kötüye kullanarak yapıyorlar bu işi. Ve bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Yani bir olayı mış gibi göstermeye çalışıyor. Yani burada sanki bir şeyler var. Belediye başkanı bunların içerisine girmiş. Bak bu işlerin içerisine girmemiş olsaydı senin evini kurşunlanır mıydı diye bir imaj yaratmaya çalışılıyor. Külliyen yalan. Yapmış oldukları işlerle ilgili gerek mülki müfettişleri gerekse bütün telefonların hepsi dinlenir. Açık net söylüyorum. Yani artık bunu... Şu anda telefonu dinleniyor. Tabii net şu anda. Zaten kayıttayız. Hiç fark etmiyor. Telefonlar da yanında. Herkes de bunu dinliyor. Bunun farkındayız. Ha bu izinli mi? Mutlaka polis savcılıktan izin alarak yapıyordur bunu. Ama şunu söylüyorum. Ben Balkanlarda Balkan Harbi'ni yaşamış olan bir ailenin çocuğuyum. Ben yurttaşım. Ve faydalı olan bir yurttaşım. Benim dedem de böyleydi. Benim babam da böyleydi. Geçmişte bu devlete önemli görevler alan insanlardan birisidir. Bizi ve CHP'de ön plana çıkmış olan böylesine olan insanlarla ilişkin özellikle seçim avcılardan nasıl kazanılır? Çok basit. Eğer biz bu adamla ilgili güven kırılmasını yaşatabilirsek eğer biz avcılarda seçim kazanırız. Çok basit. 2007 seçimleri. 2007 genel seçimleri. Cumhuriyet Halk Partisi örnek veriyorum. Diyelim ki 20 bin oy almış orada. AK Parti orada 26 bin oy almış. 2011 seçimleri. AK Parti birinci parti. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci parti. 2007'deki rakamlar bu.
2 yıl sonra yerel seçim var. Ya arkadaş ne oluyor? Siz 6000 oyla birinci parti olarak seçimlere giriyorsunuz. 6000 oy fark kapatılıyor. Üzerine 27000 oy fark yiyorsunuz. Siz ne yapmanız gerekiyor? Bir, evet, burayla ilgili bir olay var. Kim? Belediye başkanı. Ne yapmamız lazım belediye başkanıyla ilgili? Onun halk nezdinde güvenilirliğini kırmaya çalışmamız gerekiyor. Nedir? Bu tür senaryolarla. Bu kadar basit. Tabii yani geçtiğimiz günlerde Sayın İl Başkanı da bir açıklama yapmıştı Aziz Bey. Biz özellikle Avcılar ve Büyükçekmece kesinlikle istiyoruz. Yani bizim gözdemiz oraları demişti. Ama sizinle olan gündeme gelen olumsuz şeyler Büyükçekmece'de çok fazla gelmedi mesela. Yani en azından ben o kadar bilmiyorum. Ama özellikle sizinle ilgili çok geldi. Ve halen de geldiğini, devam ettiğini düşünüyorum ben bugün de. Üstelik de CHP'nin içinde de ikilik oluştu gibi bir pozisyon oldu. Yani siz o günkü dönemlerde yok, CHP'den de tepki geldi. Kesinlikle hayır. Hiç CHP'den herhangi bir tepki falan gelmişiz söz konusu değil. Gözlemleriniz bu anlamda sizi yanıltıyor olabilir. Haber kaynaklarınızla ilgili gerçek dışı belki size de böyle bir algı yaratmaya çalışılıyor. Şunu çok net söylüyorum. Her platformda Cumhuriyet Halk Partisi benim arkamda aslanlar gibi durdu. Ben de gerektiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasında aslanlar gibi durdum. Partimizle ilgili böyle bir yanılgı yaratılmaya çalıştım. Peki başkanım, siz ihraç istemiyle CHP'de disiplin kuruluna gittiniz mi? Evet. Gittiniz. Şu anda askıda duruyor. Ne askısı? Yani neyin askısı? Bu üyeliğiniz... Hayır efendim, ne demek yani? Düşmedi değil mi başkanım? Hayır efendim, ne demek yani? Yani ne demek siz? Ha yani şöyle bir şey oldu. Siz bunlarla ilgili bilgileri almamışsınız. Ben bununla ilgili neden ve niçin olmuş olduklarıyla ilgili gittim. Yüksek Disiplin Kurulu'na gerekenleri anlattım. Ve bununla ilgili herhangi bir şey söz konusu değildir. Evet. Bunu da öğrenmiş olmam iyi oldu. Evet, yani size de bakın. Yani siz basındasınız. Hem günlük ve yerel basını takip ediyorsunuz. Hem ulusal basına bu pencerede dışarı çıkıyorsunuz. Bu anlamda sizde bir de böyle bir algı yaratılıyor ise bizi izleyen yurttaşlar nasıl bir algı yaratılmış olduğunu düşünemiyorum. Yok, ben şimdi tabii ben birilerinin adına konuşuyorum zaten. Halktan gelen işte sorular ya da o bilinmeyenleri için burada konuşuyoruz. Demek ki böyle bir şey şu anda gündemde yok. Söz konusu bile diyor. Yani geçmişte de olmadı. Geçmişte de olmadı. Mış gibi gösterilmeye çalışıyor. Ama çok böyleymiş gibi göründü başkanım. Mış öyle gibi. Değil mi? Şimdi yani aynı şekilde mesela bir Cumhuriyet Halk Parti'nin bu anlamda yerel yönetimlerle üzerine gelinmiş olduğu bu yerde aynısını AK Parti'nin bir tane belediye başkanı gel lanetten birisini A, B, C hiç fark etmiyor. Birisini seçelim. Çalışacak adam bulamazsınız orada. Evet. Başkanım ben bir iki de bana gelen ya da orada söylenen örneğin ambarlı kayıyor dendi aşağı. Öyle bir kayma söz konusu mu? Oradaki evlerin durumu ileriki günlerde sıkıntı yaratabilir mi? Şunu söyleyeyim. Burası 72 imar planlarında yani 72 yılındaki Bayındırık Bakanı'nın yapmış olduğu çalışmalarda 80 dönüm kadar bir alan. Burası aktif heyelanı o günlerde yani yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış olan bir yer. Ve burada bir bina yapılmaması noktasında Bayındırık Bakanlığı'nın bir yazısı var. Bu yazıyla birlikte Avcılar Belediyesi'nde bir imar değişiklikleri yapılıyor. Efendim, üstten kot alınıyor, alttan bilmem ne yapılıyor filan. Olması gereken yer. Burada sanıyorum Bahçeli ağırlık teşkil etmeyecek ve ancak o yerin %5'inde inşaat yapılabilecek olan bir yer burası. Ağırlık teşkil etmemesi gerekiyor. Tam tersine belediye bir karar alınıyor. Almış olan bu karar binlik planlarla ilgili getiriliyor. Efendim üst eğimli olduğu için, self alan olduğu için üstten bakılıyor. Üstten bakıldığında iki kat görünüyor. Ama alttan hafriyat yapılmış bakıyorsunuz ki 4 kat altta görünüyor gibi böyle inanılmaz imar nasıl söyleyeyim zekilikleriyle orası bu hale getiriliyor. Burada insanlar ikna ediliyor. Manzara inanılmaz. Karşınıza bir Marmara Denizi'nin korkunç bir manzarası var. Hinterland çok güzel. Çok keyifli. İnsanlar geliyor oraya. Çok düzeyli olan insanlar geliyor. Ama
buradaki 99 depremi olası ve sürekli gelen bir heyelan ciddi anlamda tetikliyor ve burayla ilgili 99 depreminden sonra bizim kayıtlarımız ve takiplerimiz başlıyor. Bayındırlık Bakanlığı'na gitmeden önce Büyükşehir ve biz Avcılar Belediyesi olarak bir etüt yaptık. Gerçekten ciddi atılımlarla ilgili kaymalar var. Efendime söyleyeyim, Büyükşehir Belediyesi burada bir çalışma, zemin etüdü yaptı ve o günlerde Bayındırlık Bakanlığı'na gönderdi ve Bayındırlık Bakanlığı yapmış olduğu çalışmalarla bu raporları ilgi göstererek Bakanlar Kurulu kararıyla afete maruz bölge ilan etti burasını. Afete maruz bölge alan içerisinde orada gerçekten çok tehlikeli binalar var. Binalarla ilgili tamamen statik betonarmesine uygun, malzeme seçimlerine uygun binalar yapılmış. Binalarla ilgili hiçbir sorun olmamasına rağmen zeminle ilgili sorun var. Vatandaş çünkü benim evimde çatlak bile yok. Hayır efendim, sizin evinizde çatlak değil. Siz evin temelinizin 20 metre altına ciddi yanına kayıyorsunuz. Aşağıya doğru gidiyorsunuz. Burayla ilgili afete maruz bölge alan içerisinde kalması sebebi de ciddi anlamda yıkımlar yapıldı. Hala da devam ediyor. Orada heyelan devam ediyor. Evlerle ilgili burkulmalar, yamulmalar var. Ama olay şu, afete maruz bölge ilan edilmiş bu yerde bütün vatandaşlarımızın hepsiyle ilgili bakanlık ve hükümet ciddi anlamda bir sıkıntı yarattı ve hala bu yurttaşlarımızın akıbetinin ne olacağı hala belli değil. Evet, bir de sahilleri konuşalım başkanım. Özellikle de bugün konuştuğumda sahilin yeteri kadar temiz olmadığından ya da yeteri kadar kullanılmadığını söyleyen birkaç arkadaş bize, özellikle sahili sorun başkanıma filan dedi. Sahilin durumu nedir başkanım? Sahiller dolgu alanları olmuş olduğu için tamamen bunlar daha önce Maliye Bakanlığı'na ait, hazineye ait idi ve bunları kullanmalarıyla ilgili ilçe belediyeleri sınırları içerisinde verilmesi gerekiyordu. Daha sonra bir yasa çıktı ve bu yasayla birlikte dolgu alanlarıyla ilgili kazanılmış olan ve hazine ait olan bütün yerlerin hepsi büyükşehir belediyelerine teslim edildi. Ve şu anda Avcılar sahille ilgili olumlu olumsuz ne varsa bütün sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Evet, bunu da bilmesi lazım. Vatandaş bunu bize sorduğuna göre demek ki bunu çok iyi bilmiyor. Başkan, programımızın sonuna doğru geldik. 13 senedir baş belediye başkanısınız. 2 seneniz kaldı da. Bu 2 sene içinde ne yapmayı arzuluyorsunuz? Yani hedefiniz de nedir 2 sene? Yani hedef son 2 yıl değil. Biz her seçim dönemine girerken 5'er yıllık periyotlar haline seçiliriz. Ve bu 5 yıl içerisinde neler yapacağımıza ilgili insanlarımıza onları anlatırız. Diyoruz ki bizim projelerimiz şunlardır. Bize yetki verirseniz bu proje şu tarihte başlayacak, şu zaman bitecektir. Biz bu seçim süreci içerisine girerken, 2009-2014 periyoduna girerken biz bütün bunlarla ilgili neler yapacağımızın hepsini projelendirdik ve bir kitapçıkla bütün yurttaşların hepsine verdik. Ve onların nerede, hangi alan üzerinde, nasıl ve hangi tarihte başlanacağıyla ilgili bütün bunların hepsinin periyotlarını çıkarttık. Şu anda hatırlamıyorum ama 35 tane, 34 tane proje var. 34 tane projenin içerisinde vermiş olduğumuz bu terimler içerisinde bazıları bitmiş, bazıları bitmek üzere. Bazıları %60'lar mertebesine gelmiş. Bazıları yeni başlayıp bitecek olan projeler var. Bunlarla ilgili mesela yaşlar ve huzur evi projesi var. Bununla ilgili son noktayı bitirdik. Önümüzdeki hafta içerisinde kamu ihale kurumuna gidecek ve yaşlar ve huzur evine gidip bu proje start alacak, ihale çıktı. Ne yapacağımızı biliyoruz. Bunun içerisinde de ayrı bir ünite olarak bir kadın sığınma evimizi bunun içerisinde koyarak bir fonksiyon kazandırarak geldik. Bir diğer tarafta yine bir ay içerisinde ihale çıkacak olduğumuz öğrenci evimiz var. Yaklaşık 300'e yakın öğrencimizi burada öğrenci evimizle ilgili onları konuşlandıracağız. Onlarla ilgili böyle bir alan yaratacağız. Yine bir hafta 10 gün içerisinde ihale çıkılacak olan Fürüzköy'deki, başka alan olmadığı için Fürüzköy'de yapılmış olan spor kompleksimiz var. Bu kompleksin 15 dönüm yerinde bir stadyum yaptık. Yaklaşık bu statta 10 bin kişilik bir stadyumdur burası. Onu bitirdik. İkinci etapla ilgili buraya 4 tane tenis kortu, tenis kortları. Tenis kortlarının altında tamamen yaklaşık 5-600 araçlık otopark ve hemen diğer tarafında bir tane kapalı spor salonu, bir tane de yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak.
Ve bu 30 dönüm içerisinde de yaklaşık 40 odalı bir otel kamp yeri yapılacak burada. Tamamen burada yurttaşlarımız, hem Avcılar'da oturan yurttaşlarımız hem de profesyonel anlamda spor yapacak olan bütün çocuklarımızın hepsi, yani cinsiyet ayrımı yapmadan çocuklarımız diyorum, kızımız, erkeğimiz, hepimiz yaş gruplarına göre bunlarla ilgili futbol, voleybol, basketbol, yüzme, güreş, aikido, wushu gibi bütün uzak doğu sporları gibi bütün branşlarla ilgili bu çalışmaların hepsi burada profesyonel anlamda yapılacak. Bu bitecek. Bir diğer tarafta Avcılar'da Marmara Denizi'nin içerisine bir çalışma yapıyoruz. Ciddi anlamda sektörel olarak sektörü buraya getirmeye çalışıyoruz. Bir marinayı planlıyoruz. Bütün altlarını bitirdikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bunu sunup daha sonra Ulaştırma Bakanlığı tarafından ihale edilmesini veya işlet devlet marinayı yapılmasını sağlayacağız ki Avcılar'da bir ayıldız bir marinadır. Bize çok artılar getirecek olduğuna inanmış olduğumuz yer. Bütün mahallelerimizde kesinlikle bir defa pazarları alıp boş olan yerlerde pazar yerlerimizi buralara taşımaya çalışıyoruz. Firuzköy ve Gümüşbala Mahallesi sanıyorum 1,5-2 ay içerisinde bitmiş ve faaliyetlerine başlamış olacak burada. Başkanım çok teşekkür gibi, ediyorum. Gibi çok daha evet. Var söyleyeceklerimiz var yani. Benim son olarak siyaseten belediye başkanı 3 dönem oldu sanıyorum. Gerçi hep siyasiler şöyle denir, hangi vazife verirse yapılır, yaparım der ama sizin bir hedefiniz var mı? Yani öyle bir şey söz edebilir misiniz hedeften? Ben önce 2009-2014 bu periyodumuzu başarıyla bitirmek istiyorum. Evet. Daha önce 99-2004, 2004-2009 bu periyotlarla ilgili yurttaşlarımızın almış olduğumuz oylarla ilk oy aldığımda 26 bin oyla seçildim. İkinci kez seçildiğimde 48 bin oyla seçildim. Üçüncü kez seçildiğimde 96 bin oyla seçildim. Şimdi eğer bundan sonra ne olacağıyla ilgili bir yol haritası değil ama bu süreci başarılı bir şekilde bitirip insanlarımın karşısına çıkıp tekrar yetki isteyebilme noktasında onlara vermiş olduğum bu projeleri gerçekleştireceğimle ilgili bunları bitirmem gerekiyor. Bitirdikten sonra insanlarımın karşısına ancak o zaman çıkarım. Siyasete işte ne görev verirse yaparım anlamına değil, siyaset bir plan ve program işidir. Evet, evet. Ben onu tesadüfe bırakmıyorum. Böyle bir olayım yok ama 2014'e kadar bütün bu projelerin hepsini bitirmiş olmam ve bitirdikten sonra da bana partim yine burada aday olmamla ilgili evet burada yine adaysın dediği andan itibaren bütün bunlarla ilgili çıkarım, ekip arkadaşlarımızı belirleriz ve yolumuza ve Avcılar'ı yönetmeye devam ederiz. Evet. Bugün değerli konuğum Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenciydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi aydınlattınız. Sanıyorum bizim izleyicilerimiz de sizi bu kadar net anlatır bir şekilde izlemediler. Belki yansıdı bunlar ama biz izlemedik açıkçası. Benim izleyicim de izlediğini düşünmüyorum. O nedenle birçok şey açıklık kazandırdığımızı da düşünüyorum. O nedenle teşekkür ediyorum size. Bize açık beyan olduğu için yani bu büyük bir fırsattı. Bir şeyde bir mesela programına bakıldığında sanki çok kontra sorularmış gibi falan da düşünüyor. Yani ben bunları bana sormuş olduğunuz ve açıklama fırsatı verdiğiniz için bir defa teşekkür ederim. Çünkü gerçeklerin ortaya çıkması, gerçeklerin neler olduğu, yaratılmak istemiş olduğu senaryo başka, gerçek başka. Evet, bunların çok daha net izleyenler tarafından net bir şekilde izlemiş olduğunu gördük. Peki bir kez daha teşekkür ediyorum başkanım. Efendim programımız bugünlük bu kadar. Bir dahaki programda buluşmak üzere size saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum ve aklınıza mukayyet olun diyorum efendim.